Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Öfkenin zararından korunmak için ne yapmak gerekir? Öfke anında nefsine hakim olmak ve sabretmek oldukça zordur. Bu nedenle en baştan öfkelenmemeye çalışmak, her şeye rağmen öfkelendiğinde ise öfkeyi kontrol etmeye gayret etmek gerekir. Öfkeyi kontrol etmek ve zararlarından korunmak için de şu tavsiyelere mutlaka riayet edelim. Bir, Allah'a sığınmak. Allah'a sığınmak yani halk arasında eûzü olarak bilinen eûzü billahi mineşşeytanirracim ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sözünü söylemek öfke ve kızgınlığı giderecektir inşallah. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Öfkeyi körükleyen şeytan olduğundan, ondan Allah'a sığınmak suretiyle öfke ve kızgınlığı kontrol altına almak mümkün olabilmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz bir gün birbirlerine sövüp duran iki kişinin kavgasına şahit olmuş. Bunun üzerine onlara şöyle demiş. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Eğer o Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal kaybolur. 2- duruş şeklini değiştirmek. Peygamberimiz Aleyhisselam biriniz öfkelendiğinde ayakta ise otursun yine sakinleşmezse yanı üzerine yatı versin, uzanı versin buyurarak öfkelenen kimsenin o andaki duruş şeklini değiştirmesini önemli tavsiye etmiş. 3. Abdest almak. Öfke ateşini söndürmenin yollarından biri de abdest almaktır. Zira Peygamberin hadis şeriflerinde öfke şeytandandır. Şeytan da ateşte yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülür. Biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın. 4. Susmak. Öfkeye hakim olmanın en etkili yollarından birisi de susmaktır. Zira karşılıklı hakaret gibi kötü sözlerin söylendiği bir münakaşada sabredip karşılık vermemek çoğu kez kavganın büyümeden sona ermesini sağlayabiliyor. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Biriniz öfkelendiğinde sussun buyurmuştur. Dolayısıyla biz öfkelenip de öfkemizi yaştırmak yerine öfkelenmeden tedbir alalım. Arkasında öfkeli ki yapılmaz yerin tedbirleri de ihmal etmeyelim. Cenab-ı Hak bu öfke duygusundan bütün müminleri muhafaza buyursun.